Hello, how are you doing? How are you, John? How was everything? I'm good, and yourself? How was business? Good, doing okay. You want to say Turkish people hello? Hello, everyone from Turkey. Come to business. Yes, come and look and see what I have. Thank you, John. No problem. That's Nika. Gördün mü arkadaşlar? I'm out of a few things today, but if you're just videoing, it's okay. Gidersus'a diyor, kendi işimi başlattım diyor. Türklere söyle diyor, gelsin diyor, alışveriş yapsın diyor. Size bir göstereyim dedim. Arkadaşlar nasıl, beğendiniz mi? Bak gördün mü şu kabakları? Oğuz Sazı arkadaşım benden bir kabak istedi, Amerikan kabağı. Şunu Oğuz Sazı'na yol atacağım. Oğuz Sazı'nızın kabağı. Bu da Çin'de okuyorum bir arkadaşım vardı, Melih Güler. Bunu da Melih arkadaşıma yollayacağım. Kabak siparişi almaya başladım. Vallahi. Bunu da Ali Usta'ya yollayacağım. Brezilya'nın bir numaralı ustası Ali Usta. Nasıl, beğendiniz mi? Abi bu işte para var ya. Kabak işinde para var arkadaşlarım. Biraz önce kafanızı kaşıyın. İdris Usta, bu işe girelim. Gelin kabak satalım. Nasıl, çiçekleri beğendiniz mi? Vallahi billahi. İçim gitti ya. Şöyle bir yer alacaksın. Dükkan açacaksın. Vallahi billahi Amerikalı kadınlar sana aşık olacak. Aşkını ilan edecek. Karı bulacaksın, evleneceksin. Şöyle bir ot makinesi alacaksın. Amerikalıların otunu keseceksin. Gördün mü? İdris Usta diyor, bazı zaman diyor Amerikalılar geliyor bana söylüyor, otumu keser misin diyor. Geçen gün diyor şu makineyle diyor akşama kadar diyor $350-400 para yaptım diyor. Anan diyor. Bu da saman arkadaşlar. İneklere, beygirlere, atlara yedirirsin. Samanı dışarıdan ithal etmeyin. Buradan saman alın. Çok ucuz arkadaşlar. Acaba şunu da Kanadalı Türk Sinan arkadaşıma mı yollasam ya? Vallahi ya. Sinan Usta, kabağını beğendin mi? Ne diyorsunuz hayranlarım? Kabak tarlası. Adam daha yeni işine başlattı. İdris Usta diyor yavaş yavaş diyor müşteriler geliyor diyor. Allah'a şükür olsun, bereket olsun diyor. Bütün diyor hayranlarını beklerim diyor. Gelsinler diyor, kabak alsınlar diyor. Annelerine diyor kabak tatlısı yaptırsınlar diyor. Baksana şu kabaklara. Vallahi ya. Kabakçı. Vallahi neler satıyor. Soğan satıyor. Patlıcan. Pancar, limon, armut, domates, her şey satıyor vallahi billahi. Thank you, sir. John, thank you so much. No problem, take care. Take care. Appreciate it. Evet. Do not enter. Sakın diyor buraya girme diyor. Seni diyor keser yerim diyor. Vallahi billahi. Nasıl, beğendiniz mi? Vallahi götüm düştü ya. İdris Usta diyor sonunda diyor kendi işimi başlattım diyor. Bütün diyor kadınlar diyor aşkını ilan ediyor bana diyor. Önceden param yoktu, pulum yoktu diyor. Kimse bana bakmıyordu diyor. Vallahi vallahi. Kabak, kabak, kabakçı. Ben de gideyim 3-4 tane kabak alayım. YouTube'daki arkadaşlarıma yol atacağım. Arkadaşlar Amerikan kabağı istedi. Hadi gidelim. Kaçalım. Nasıl, beğendiniz mi? Hah, kameramı şöyle koyayım, idare edeyim. Anahtarı nereye koydum? Anahtar cebimde. Oğlum ben sana osurma demedim mi? Kuru fasulye mi yedin akşam?
Fasulye sırığım yok oğlum. Kamerayı böyle tutacağım bugün, idare edin. Abi bu kabak tallasında, yani kabak işinde para var ya. Ya Allah'ın gücünü görüyorsunuz mu ya? Vallahi billahi yani şu topraktan neler çıkıyor ya. Neler neler çıkıyor ya. Yetiştireceksin, satacaksın. Para yapacaksın. Kabak! Ne bakıyorsun lan öküz? Geçen gün iki Amerikalı, iki Almanı dövdüm. Çok kafam bozuktu. Vallahi. Kabakçı amca. Nereye gidiyoruz? Boklu dereye gidiyoruz. Ben de bilmiyorum. Gidiyoruz işte. Home Depot'a gideceğim ya. Malzeme bitti gene. Malzeme alacağım. Gene paracıklarım gidecek ya. Bayan hayranlarımın bir tanesi iyi mail atmış Emine diye. İdris Usta diyor bana diyor bir Amerikalı koca bul. Emine hiç üzülme. Amerikalı koca bulacağım sana. Evleneceksin, Amerika'ya geleceksin. Vatandaş olacaksın, iş bulacaksın, okula gideceksin. Yaşadın. Bayan hayranlarım. Ne yapıyorsunuz? Kabak tatlısı yapıyorsunuz mu? Yok. Yemek yapıyor musunuz? Yok. Ne yapıyorsunuz? İdris Usta koca bekliyoruz. Koca bekliyorsunuz. Gelin çalışın burada, kabak satın, koca bekleyecekmişsiniz. Koca mı kaldı piyasada? Bütün erkekler yurt dışına kaçıyor. Kamera oynuyor, oynasın biraz. Altına şunu koyayım, belki oynamaz. Zaten bateri de az kaldı, gidiyor. Bir 10 dakika, 15 dakika sürer. Hah, oldu şimdi. Kabak, kabakçı! Kırmızı ışık yandı. Dikkat et oğlum. Hayranlarım nasılsınız? İyi misiniz? İş buldunuz mu? Yok. Meslek öğrendiniz mi? Yok. Kendi işinizi başlatacak mısınız? Kendi işinizi? İdris Usta ne işi? Kabak işi. Kabak işinde para var. Vallahi. Kabakçı! Ne bakıyorsun lan öküz? Sivrisinek. Home Depot'a gidiyorum. Manyak bir kadın aradı, onun işini aldım. Kocasını tekme tokat dövdü, dışarı attı, evini boyatacak, evi satacak. İdris Usta diyor, evi satacağım diyor, Florida'ya taşınacakmış. Ya dedim, Florida'ya taşınma, orada hurricane var dedim, millet dedim oradan kaçıyor. Yok dedi. Artık dedi orada yaşamak istiyorum. Amerika'nın çok güzel tarafları var arkadaşlar. Kötü tarafları da var. Ama kötü tarafları örnek almayın. Güzel şeylere bakın. Bazı manyaklar Amerika'ya geliyor. Amerika şöyle, Amerika böyle, Amerika şöyle, Amerika böyle. Ulan manyak. Amerikalı olan bir insan dünyanın her tarafına sorgusuz sualsiz gidiyor ya. Bütün vizeler açık. Serbest. Hoş geldin diyorlar. Amerika'da yapamayan adam dünyanın hiçbir yerinde yapamaz. Yani burada para yapmak zor. Para gelen para gidiyor. Parayı tutamıyorsun abi. Çünkü yaşam kaliten artıyor. Ben mesela sabahleyin Dunkin Donut'a gittim. 7 dolarım gitti. Öğlenle gittim Panera Bread'den yemek yedim. 15 dolar gitti. 5-6 dolarlık da kahve içtim. 2 kahve içtim 6 dolara. 3 dolar. Ondan sonra bir moka aldım. Bir 6 dolar daha gitti. Ondan sonra gittim arabama bir benzin koydum. 60 dolar gitti. Ya neredeyse 100 dolar gitti yani. Amerika'da en az para yapsan da yapmasan da 100 dolar gidiyor yani. Paranın nesini biriktireceksin? Excuse me. Para bir enerjidir. Geldikçe harcayacaksın. Harcamadan para gelmez. Vallahi. Acaba bir kafa doktoruna mı gitsem? Üşüttüm. Üşütüyorum. Üşüttüm. Üşüdüm oğlum, üşüdüm. Havalar soğudu. Ulan 200 önüne bak. Kadınmış bu. Allah. Şu kadından iki tokat yedim beni görmesin. Manyak karı. Çok deli kadın var burada. Dikkat et ha vallahi. Ya ne anlatayım başka size hayranlarım. Kabak tallasını gösterdim işte. Kabak alacağım YouTube'daki arkadaşlarıma. Kabak alıp yollayacağım. Kabak tatlısı yapacaklarmış. Emine sana koca buldum. Emine sana diyorum Emine. İdris Usta'nı ara, görüntülü ara. Adamla seni tanıştıracağım.
Adama söyledim, böyle böyle bir kadın var, evlenmek istiyor dedim. Evini temizleyecek, elbiselerini ütü yapacak, kravatını ütü yapacak, banyonu, tuvaletini temizleyecek, yemek yapacak. Adam ne kadar sevindi biliyor musun? Böyle bir kadın var mı? Var tabii, var tabii dedim, tonlarca. Böyle kadınlar dedim, hep dedim üçkağıtçıların eline düşüyor dedim. Aklı başındaki insanlara düşmüyorlar dedim, zavallı insanlar. Onun için dedim bu kadını kaçırma dedim. Yani Emine seni çok methettin bana. Ben senden bir şey istemiyorum. Eğer adam seni beğenirse benim evde düğün yaparsınız, nişan yaparsınız. Amerika'ya gülüyorsun, koca buldum sana. Sadece haftada bir sefer cumartesi veyahut da pazar günü bana yardım et. Geyik boku temizliyorum ben. Burada çok geyik var Emine. Geyik boklarını temizleyip onları bir depoya dolduruyorum. Kuruduktan sonra onları internette satıyorum. İnternette. Geyik boku satıyorum. Ya cumartesi ya pazar günü. Sabahtan akşama kadar geyik boku temizleyeceksin. Toplayacaksın. Ben senin evine bir kova vereceğim. Bir de el arabası. Başka bir şey istemiyorum senden. Bayan Ayran'ım sana diyorum. Sen de koca istersen ara beni. Oğlum size karın marı yok. Siz evde kalın. Kadınlar da kaçmak istiyor artık memleketten. Kurtulmak istiyor. Yaşamak istiyor. Onlar da bıkmış dincilerden, siyasetçilerden, ekonomi politikadan, pazarın pahalılığından, enflasyondan, parasızlıktan, işsizlikten. Kadınlar da kendini 5. kattan aşağı atmaya başladı. Emine, bu fırsatı kaçırma, yoksa gün gelecek seni bir Suriyeli isteyecek anandan babandan. Suriyeli koca gideceksin. O da insan. Yani onu da küçük görme. Ama bir Amerikalı varken niye Suriyeli'ye kocaya gidiyorsun? Bir Türk varken niye Suriyeli'ye evleniyorsun? Ya gönül bu. Kimle evlenirsen evlen, bana ne ya? Allah Allah ya. Amerikalıyla evlendiğin zaman hayatın daha huzurlu geçer. Yani %90'ı böyle, %10'u da boktan da çıkıyor yani. Ama bu adam iyi adam yani. Ben sana tavsiye ediyorum bu adamı. Başka da bir şey yok hayranlarım işte. Şimdi Home Depot'a gideceğim. Oradan malzeme alacağım. Gene paracıklarım Home Depot'a gidecek. Ya deli oluyorum ya. Şu Home Depot'a hiç gidesim gelmiyor. Tavan boyası bitti. Teyp bitti. Plaster alacağım. Başka ne alacaktım? Silikon alacağım. Yürü lan öküz! Ulan sana diyorum, manyak! Aman okuyayım, geçeyim. Hayat güzel, yaşamak güzel. Kendi işini başlatmak daha güzel. Gelsin paralar. Paralar nasıl gelecek? Meslek öğreneceksin. Paralar nasıl gelecek? Kendi işini başlatacaksın. Para bir enerjidir. Harcadıkça sana geri dönecek. İnan bana. Bir de Allah'ın hissesini unutma. Bak göreceksin, kapılar sana açılacak. Hoş geldin diyecek. Hoş. Hoş bulduk. Yani burası benim ülkem oldu ya. Ben bu ülkeyi seviyorum arkadaşlar ya. Vallahi ya, alıştım. Ben 25 yaşında geldim bu ülkeye. 25 yaşında geldikten sonra, Amerika'yı gördükten sonra kendi ülkemden utandım ya. Çok geride kaldık ya. Bizi çok geriye attı. Bu liderlerimiz çok beddua aldı. Yani insanlarımız hep ülkelerinden soğuttu, kaçırdı. Yani bunları konuştukça hep insanlar birbirlerine isim takıyor. Çok kötü ya. Gerçekleri konuşmak insanın hakkıdır ya. Şimdi Trump vergileri indirdi. Başa geldiğinde, başkan olduğunda. Şimdi ikinci sefer gene vergileri düşürecek. Yani adam zaten diyor vergiler diyor çok ağır diyor. İkinci sefer gene vergileri düşürüyor. Bizim liderlerin hiçbirinde vergileri düşürmüyor. Hep insanların sırtına yüklüyor. Sırtına yüklüyor. Ya insanda para kalmadı ki. Para kalmayınca insanlar alışveriş yapamıyor ki. Harcayamıyor ki. Harcayamayınca ekonomi dönmüyor. Şimdi Çin bile karar aldı.
vergileri hafifletip ekonomiyi canlandırmak istiyor. Abi bizim hükümetin kafası şirket kafası bunlar. İnsanlara yardım etme kafası değil. Çok kötü ya. Üzülüyorum arkadaşlar ya. Vallahi ya. Ülkem için, sizler için üzülüyorum. Niye böyle olduk? Niye kalkınamıyoruz? Niye asgari ücreti İdris Usta'nın kahve parasından üstüne çıkartamıyoruz? Türkiye'de insanların yarısı asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretle çalışan adam zaten elektrik, gaz parası, su parası neredeyse %60'a gidiyor. Ya bu adam nasıl araba alacak? Bu adam nasıl kara alacak? Bu adam nasıl ev alacak? Bok alacak. Bitik buralar İdris abi. İdris Usta beni kurtar. İdris Usta kendimi 5. kattan aşağı atıyorum. Oğlum sakın atma, deli misin nesin? Kendine gel. Kendi işine başla. Benim batarya bitiyor. Her an gidebilir. Vallahi vallahi. Yakında internette şapkamı koyup şapka satmaya başlayacağım. Vallahi bir şapka ısmarlayın oğlum. Kahve parasını tatacağım. Bir moka parası 6 dolar. 6 dolar şapka alacak para da yok. Ne kadar kötü ya. Batarya gidiyor, az kaldı. Home Depot'a kadar yetişebilir miyiz bilmiyorum. Vallahi arkadaşlarım, dostlarım, yani kabak içinde para var yani. Amerika'ya gel. Amcanı, babanı, teyzeni, teyze çocuklarını, amca çocuklarını hepsini çalıştır tallada. Kabak ek. Devamlı kabak ek. Bir tane de kamyonet alacaksın, kabak satacaksın. Vallahi. Kabakçı! Kabakçı! Kabak, kabak! Satılık kabak! Ne bakıyorsun lan? Öküz bana bakıyor o da. Başka ne diyeyim ya? Başka ne anlatayım ya? Bıktım sizden ya. Videolarımı paylaşın diyorum. 559. videom intihardan en az 100 kişiye döndürdü. O videomu paylaşın diyorum. Paylaşmıyorsunuz. Yağmurda dans edeceksin. İnsanların ihtiyacı var oğlum. İnsanlar bunalıma girdi. Medya yok ki, göstermiyor ki. Türkiye'de her sene kaç bin kişi intihar ediyor. Öğretmen çocuğuna pantol alamıyor, simit alamıyor, intihar ediyor. Gösteren yok ki. Ben gösteriyorum. Ben diyorum. Batarya bitti mi? Bitti. Buradan mı sol yapacağım? Buradan sol yapayım. Neyse arkadaşlar, hepinizi seviyorum, selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Başka da ne konuşayım? Başka konuşacak bir şey kalmadı işte. Kabakçıyı gördünüz. Adam kabak satıyor. İdris Usta diyor, kabak işinde para var, karı var diyor. Vallahi. Kabak işinde para var, karı var. Öyle mi koyayım bu videomun ismini? Kabak işinde karı var, para var. O zaman karı var deyince videolarım acayip bir şekilde izleniyor, farkındaysan. Türkiye'deki insanların çoğu karısız herhalde, abaza. Karı duyunca hemen videolara bakıyorlar. En az 1000 kişi karı istiyor benden. Vallahi billahi ya. Ne yapsın, onlar da kurtulmak istiyor ya. Ülkeden çıkmak istiyor. Neyse ya. Kamera bitmeden, batarya bitmeden ben de videoyu kapatayım. Kendisi kapansın. Bırakayım kendisi kapansın. Burada da çok kaz var ha. Dönüşte belki bir kaz yakalarım. Hayvanlar bile Amerika'ya kaçıyor ya. Özgürlük burada diyor İdris Usta diyor. Türkiye'de olsak diyor, bizi diyor insanlar diyor yer diyor. Canlı bırakmaz. Hakikaten öyle. Benim çok dikkatimi çekti. Türkiye'den Amerika'ya geldiğim zaman şu kazları, ördekleri görünce o kadar hoşuma gitti ki, ya dedim bunların sahibi var mı dedim adama. Adam bana baktı, güldü. Ne sahibi oğlum dedi. Bunlar dedi aramızda yaşıyor. Yapma ya dedim. Emin misin sen dedim. Oğlum dedi, sen nereden geldin? İşte Türkiye'den geldiğim için aklım almıyor. Kazların, ördeklerin insanların arasında yaşayacağını düşünemiyorum. İşte o yüzden ne kadar geri bir ülkedeyiz, görüyorsunuz mu? Batarya bitsene ya. Şu bitsin de batarya ben de kapatayım. Elim uzanmıyor.
Kabakçı! Kabak! Kabak satılır! Amerika'da kabak işinde para var, karı var. Oğlum bu videomu paylaşın. Paylaşın. Belki bir yatırımcı bulurum da İdris Usta'nıza yatırım yapar. Sizlere editli meditli güzel videolar yaparım. Vallahi ya, iş nasıl alınır, işini nasıl başlatırsın? En önemlisi karı nasıl bulursun kendini evlenmek için? Vallahi. O konuda da ben size yardım edeceğim. Bir kadını nasıl tavlarsın? Batarya bitti. Hoşça kalın.